Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz ve artık Doğu Konferansı finaline hepiniz hoş geldiniz. Danny McCarthy kariyerinde ilk defa Doğu Konferansı'na çıkıyor ve rakibi geçen sene bizi eleyen, yüze yüze eleyen Cleveland Cavaliers. Birinci ve ikinci sıradan girişler gayet normal. Batı'da ise Golden State bir tek bende bu kadar kötü oynuyor playofflarda fark ettim. Çünkü kime baktıysam hepsi finalde Golden State'le karşılaşıyor. Bir tek ben karşılaşamıyorum. Gerçekte çok iyi olan Houston Rockets burada 7. sıradan girmiş ve 2. sıradan giren Oklahoma City Thunder'a elenmiş. Oklahoma City bilgisayarda çok iyi. Houston gerçekten onlardan daha iyi bir pozisyonda şu anda. Bilgisayarda çok iyi Oklahoma City. Yani Oklahoma'nın finale çıkacağını düşünüyorum. 8. sıradan giren Los Angeles Clippers'a baktım ve gerçekten guardsız oynuyorlar. Guardları yok. Yani 75 overall üstünde guardları yok. Ben açıkçası Westbrook'a falan dayanabileceklerini sanmıyorum. Muhtemelen Los Angeles Clippers elenecektir. Ve Oklahoma City ile bizden olacak bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz de. Fazla uzatmıyorum. Yorumlarınızı görüşleriniz için tekrardan teşekkürler. Hepsini okudum. Hemen hızlıca maça gireceğim. Ayarlarımızı bir kere daha kontrol edelim. Çünkü bayağıdır böyle direkt maça girmiyordum. Evet, Hall of Fame'deyiz. Set oyunlarını şu şekilde yaparsanız size de açılır. Çok sorulan sorulardan biri. Daha fazla lafı uzatmayalım. Kendi sahamızda oynuyor olmamız gerekiyor. Aynen. Gri formalarla startı verelim. Doğu Konferansı finalinden hepinize tekrar selamlar. Cleveland Cavaliers günümüz kadrosuyla değil, maalesef sezon başı kadrosuyla sahada. Isaiah Thomas şu an geçen seneki istatistiklerine sahip 88 overall'lı bir oyuncu. LeBron gayet iyi zaten. LeBron'da hiçbir sıkıntı yoktu. Yani aynı kadrolar. Cedi Osman şu an daha kötü oynuyor bilgisayarda. Çünkü sezon başında çok fazla süre alamıyordu doğal olarak. İşte zaten görüyorsunuz tam kadro çıkıyorlar. Kadrolarında bir değişiklik yok. Bilgisayarda çok iyi oynayan bir takım Cleveland. Özellikle LeBron, Isaiah Thomas iyi oynuyorlar. Hava atışını aldık. İlk hücum bizden. Kyrie üzerinden dönüyor set. Kyrie Irving orta mesafeden atışı isabetli. Bu arada Kevin Garnett'e 15'te faustlar olarak şu an yorumcular arasında. Tristan Thompson. Al Horford'tan müthiş bir blok. Amir Johnson. Amir Johnson bomboşluğunu ikiye bıraktı. Hızlı hücumda basketi bulduk. 4-2 çok iyi başladık. Tekrar izliyoruz. Amir Johnson çok rahat bir turnike. 4-2. McCarthy. Cihar uzaktan savunuyor beni ve cezayı kestim. 3 sayılık basketle başlıyorum ben de. Çok rahat sayı bulmaya başladı Cleveland bu dakikalarda. Kyrie'yi birebirize bıraktık Isaiah Thomas ile. Kyrie güzel bir step back daha. Bu girsin artık Kyrie Irving sonunda. İkinci step back'inde basketi buldu. Cihar yine uzaktan savunuyor bu defa. Yiyemezler. Danny McCarthy. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Bu defa da yanından geçip giderim. Zaten çok da iyi bir savunucu değildir. İşte playofflarda 44.7 sayı ortalaması insan dışı. Tristan Thompson ısrarla Tristan Thompson üzerinden oynuyorlar ve Al Horford da ısrarla savunmaya karar vermiş Tristan Thompson adeta. Kyrie'in Isaiah ile birebir oynayacak. Kyrie Irving güzel bir step back daha. Kyrie Irving bir basket daha. Isaiah Thomas çok kısa kalıyor. Tam böyle Kyrie'nin karşısında görmek istediği bir isim. Sert değil. Savunması çok iyi değil. Yani Kyrie'den bu seride bir 25 sayı üstü ortalama bekliyorum ben yine. Yapabilir çünkü. Ki şu ana kadar da çok iyi başladı Isaiah Thomas. Bizim beşimiz şu an çok daha iyi sağdakinden. O yüzden bunu kullanalım. Al Horford çok güzel gitti yardıma. Isaiah Thomas. Çok rahat buldu sayıyı beklemediğim bir şekilde. Üzerinden dönen bir set. Danny McCarthy üçlüyü gönderiyor. İkinci üçlü. Doğru setleri oynuyor. 9 sayıyı bulduk yine. 23-21'de kenara geldim. İşte kritik an. Benim kenarda olmadığım an 36-36. Güzel. Şey mi? Alır almaz üçlüyü gönderdi şey mi Wells.
Yani Tristan Thompson onları atıyor da, atıyorsa şeyim de bunları çok rahat atması gerekiyor değil mi? Hastayım ki kanın karma sistemine gerçekten. Isaiah şeyim ile birebir kaldı. Şeyim iyi savunacaktır onu. Hücum reboundunu vermeyelim. Sayı oldu. Isaiah Thomas hakikaten çok ekstra oynuyor yani. Çok ekstra oynuyor derken şu andaki bu seneki performansına göre diyorum, ama dediğim gibi zaten geçen seneki performansı baz alınarak oluşturulduğu için karakter. Gordon Hayward yok artık. Isaiah Thomas yani inanılmaz oynuyor ya şu anda. İnanılmaz oynuyor yani. Anca bilgisayarda olur dediğimiz bir performans sergiliyor. Güzel bir fake Kyrie Irving'den. Bunu kaçırmayacak herhalde Kyrie. Çok güzel. İşte kıyaslama. Kyrie ve Isaiah ikilisi şu ana kadar bir düello içindeler ama Isaiah bir yerde kaçırmaya başlayacaktır. LeBron devreye giremedi aslında hücum anlamında. Köşeden üçlüğü gönderiyor. İşte asist liderleri. Kyrie Irving is second. Playoff asist liderleri bu arada. These two guys are having a little personal competition here in the playoffs to see who will finish with the most assists. Danny McCarthy, en sevdiği setlerden biri McCarthy'nin 3. üçlüğünü gönderdi Danny McCarthy. Kevin Love biraz uzaklardan gönderdi Kevin Love. İkili oyunda Al Horford smacı vurdu, LeBron James blokladı demeye hazırlanıyordum ama dedirtmedi bana Al Horford. 3. asistim oldu böylece. Bu arada beni unuttular. Danny McCarthy stop jam shot'ı isabetli. 14. sayım oldu böylece. Kimi savunuyorum bu arada? J.R. Smith, Kyrie ile eşleşti. Son hücumu kullanıyor. İlk yarıdaki Cleveland Cavaliers. Crowder. Atışı isabetsiz. 56-53. İlk yarıyı Cleveland önde kapatıyor. Isaiah Thomas'ın müthiş performansı var. Gerçekten hani 2-3 sene öncesindeki gibi oynuyor. Boston'daki gibi oynuyor Isaiah Thomas. Onun etkisiyle 3 sayı öndeler. Bizde ise daha dengeli şimdilik diyebiliriz. Al Horford, Kyrie Irving ve ben gayet dengeli bir oyun sergiliyoruz. İkinci yarı başlıyor. İlk hücum Cleveland'dan gelecek. Evet, spikerler de Isaiah Thomas'ın performansından bahsediyorlar. İkinci yarıda bunun son bulmasını umuyorum çünkü biraz şanslıydı ya. Yalan yok şimdi, biraz şanslıydı. Kevin Love çok zor bir şut. Kevin Love yani çok zor bir şut ama savunmaya rağmen atmayı başardı. Isaiah Thomas yine iyi savunma yaptık. Isaiah Thomas yok artık Isaiah Thomas. Güzel hücum reboundunu verdik. J.R. Smith üçlüğü gönderdi. Ya ben daha fazla bir şey yapamam abi. Ya savunmayı yapıyoruz. Bu defa şutu kaçırıp eliyle aldı reboundu. Şöyle aldı reboundu. Gordon Hayward'a sayı attırmayı başardık. 4. asistim oldu ama sıkıntı Cleveland'ın insan gibi atmaması gerçekten. LeBron'suz yapıyorlar bunu. LeBron da zor bir basketi, zor bir basket buldu. Gerçekten çok sıra dışı oynuyor şu anda Cleveland. Kyrie Irving! Şapkadan tavşan çıkarttı Uncle Drew. Tam bir Kyrie Irving basketi yalnız. Bir daha izliyoruz. Bu nedir ya? Kyrie. 68-60'da kenara geldim. Low service atışlar kullanıyor. 85-79. Biz mi öndeyiz? Şu an şoktayım. Ben hiçbir zaman simülasyonun bu kadar fark attığını hatırlamıyorum çünkü. Böyle bir yani 9 sayı gerideydik. 85-79 öndeyiz. Kyrie yanıyor. Jamie Wells niye 6. adam yaptığımı bana bir kez daha gösteriyor. Ben çıktıktan sonra o girmiş büyük ihtimal.
%100 oynuyor. Shame Bells. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Artık buna karma mı dersiniz? Ne dersiniz? Kevin Love kaçırmadan atıyor. Isaiah Thomas büyük ihtimal ben çıktıktan sonra kaçırmış. LeBron hiç bilmiyorum valla. Şu an ne desem yalan olur. Şoktayım. İyi savunmayla işleri daha da yoluna koyabiliriz. İyi bir savunma geldi. Isaiah Thomas yorulmuş. Zor bir şut. Isaiah atışı isabetsiz. McCarthy çekti savunma reboundunu. Kyrie alev alev. Yürü. Yürü Kyrie Irving. Gerek yoktu o step back'e. Önüm bomboştu ama işte Kika'nın düzeltmesi gereken sorunlardan biri. Saçma sapan gözyaşı damlaları. Önü boşken yana adım atıp şut atmaya çalışmalar. Bunları da bir toparlarsak gerçekten bir basketbol oyununa dönüştüreceğiz. 2K'yı yine iyi savunma geldi. Yok artık Isaiah Thomas. Yok artık Isaiah Thomas yani. Beni şu an bire birde bıraktılar. Danny McCarthy çok güzel girdi içeriye basket faul Danny McCarthy. Zizic faul yapan isim. İkinci yarıda %65 ile atıyor ki ben kenardayken oldu bunların çoğu. O yüzden çok mutluyum. Güzel bir turnike Danny McCarthy'den. 88-81 son 1 dakika içerisindeyiz 3. çeyrekte. Yapıştım Ingles'a. Isaiah Thomas sıyrılmayı başardı. Kaçırdı ve rebound aldık. Çok güzel. Danny McCarthy orta mesafeden basketi buldu. Biraz da ben bilgisayar gibi oynayayım. Önüm boşken yana doğru çekerek şut atayım. Artistik olsun. İyi savunmamız devam ediyor bu dakikalarda. Zizic'e top indirecekler. Amir Johnson iyi savunacaktır. Amir Johnson onu denize döktü. Amir Johnson bir blok daha. Johnson abi ne diyeyim yani. 90-83. Üçüncü çeyreği önde kapatıyoruz. Yedeklerimiz bize sanırım bu maçı kazandırmaya niyetli. Bakalım ikinci, dördüncü çeyrekte ben kenara gelmeyeceğim diye tahmin ediyorum. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü simülasyon ayrı bir dünya. Bizim oyun, ben oyundayken ayrı bir dünya oluyor. Paralel evrenler. Brad Stevens'ı dinliyoruz. Hücumda çok iyi iş çıkarttığımızdan bahsetti yanlış duymadıysam ve buna devam edin şeklinde konuştu. Yani işleri iyi gidiyor. İyi gittirmeye devam edin dedi bir demi. McCarthy. Bu maç hiç smacımız yoktu. Şöyle bir ortalığı açalım. İlk smacım bu arada. Hep smaç basıyorsun diyordunuz. Bugün denk gelmedi mesela. İlk smacım 4. çeyrekte geldi. Bir slashing shoot creator olarak kendimden utanmalıyım aslında. İyi savunma geldi. Hücum reboundu vermeyelim. Amir Johnson oradayken ne mümkün. Danny McCarthy. Danny McCarthy. Kyrie beni bloklamayaydı. İyiydi. McCarthy çaprazdan üçlüyü gönderiyor. Danny McCarthy. İkilik mi? Ya zaten zor üçlük atıyoruz. Neyse. McCarthy çaprazdan bir üçlük daha. Bu defa üçlük mü hocam? Bu defa üçlük. Danny McCarthy 4. çeyrekte alev aldı. 4. üçlüğüm oldu böylece. JR güzel hareketler. JR Smith. J.R. Smith Zizic'e indirdi. Faulü bana çaldı değil mi? Tabii ki bana çaldı. Kyrie Irving, Danny McCarthy kaçsaydı inanılmaz bir smaç vuracaktı ama Kyrie Irving'in 28. sayısı ya. Ya bu tam işte görmek istediğim Boston Celtics şu anda. Yedekler oynuyor. Kyrie 28 sayı atmış. Ve Danny McCarthy top çalıyor. Jason Tatum orta mesafeden basketi buluyor. Buluyor değil mi? Bulamıyor. Tüh. O kadar da değil. Şu an henüz daha yedekler oynayken Cleveland'da bu maçı burada bitirebiliriz. Tamam Hall of Fame'deyiz ama bu maç burada bitebilir arkadaşlar. Biraz daha dikkatli oynarsak. Şu an Jarsim'de top aldırmazım. Crowder şu an
Şaşırdı. Oo. Yine iyi savunma yaptık ama basket faulüne döndüler. 6 sayı geldi Cleveland'dan arka arkaya. Bunlar hoş şeyler değil. Tristan Thompson kenarda gördüm. Mary McCarthy alev alev şu anda. Amir Johnson da aynı şekilde. Ne oynuyoruz ben de anlayabilmiş değilim. Set bir patates oldu şu anda. Danny Mark... Orti! Danny McCarthy! Isaiah Thomas'ın 6. faulü ve Isaiah Thomas oyun dışı kaldı. Yani ben o kadar laf söyledim. Isaiah Thomas çok ekstra oynuyor. İşte 2 sene önceki gibi oynuyor falan. O zaman 16 sayıdaydı. Ki ikinci yarının ortaları falandı. Şu an 6 faulü oyun dışı kaldı ve 20 sayı atmış. Yani her şey bir anda normale döndü. Gerçekten anlamak mümkün değil. Kenardan topu oyuna sokuyoruz. Danny McCarthy kenardan bir of çok üzdü bu kaçan üçlük. J.R. Smith Thompson'dan perde alacak. Oo, güzel bir vücut fake'i. Basket olsun bu çünkü çok güzel vücut fake attı gerçekten. Orton Hayward şu an topun ellerinde olmasını isteyeceğimiz son kişi. Al Horford güzel devrildi. Al Horford basketi buldu. İşler biraz karışmaya başladı. Bir ritim yakaladı şu anda. Cleveland, Kevin Love önderliğinde. İyi savunma yapmayı başardık. Kyrie, o topun zaten düşmemesi mucizeydi. Kyrie pas çıkartırsa, geç gelen bir pas ama Al Horford'un atışı isabetli. Daha erken verebilirdi pası. Kyrie Irving. Arka arkaya faullerden birisi bulmuştu Cleveland ama bu basket biraz bizi rahatlattı. 5 faulüm var, dikkatli olmam gerekiyor. LeBron bu dakikalarda fazlasıyla sorumluluk alacaktır. Ben tek yapacağım iş J.R. Smith'e top gitmemesini engellemek. Çünkü müthiş bir ceza şütörü haline dönüşmüş durumda J.R. Smith. Güzel bir savunma LeBron ama pek fark etmiyor. Çünkü onun adı LeBron James. Kyrie Irving pas çıkartabilir, çıkartmıyor. Şimdi çıkarttı. Al Horford kaçırmayacaktır o bölgeden. Al Horford. Tristan Thompson. Kevin Love. Şimdi LeBron'da. Tekrar Kevin Love. J.R. Smith. 6 faul, 5 faulüm var. Altılamak istemiyorum. Sadece karşısında duracağım. Yapabildiğim en iyi savunmayı yaptım. Atışı isabetsiz. Gordon Hayward'dan 4 oldu. 5. kez top isteme, pas isteme tuşuna bastım. Al Horford iyi pozisyonda. Al Horford basketi buldu. Son bölümde Al Horford'da sayılar buluyoruz. Bu arada 5 kez pas isteme tuşuna bastıktan sonra pas verdi Gordon Hayward. Ondan top almak çok zor. Gerçekten çok zor. LeBron. Kyrie sadece ellerini kaldırdı. Zaten yapabileceği pek bir şey yoktu. LeBron tamam 8'de 6 ile atıyor ama sadece 13 sayıda. Bu da ne kadar dengesiz bir maç olduğunu zaten özetliyor. J.R. Smith. LeBron'a çok geç kalmış olabilirler top indirmekte. LeBron. Basketi buldu LeBron. Kyrie birebir de. Engels'ın savunabileceğini sanmıyorum ama seti bozduk şu anda. Kyrie'yi birebirden çıkarttık. Al Horford'dan perde aldı. Al Horford çok iyi pozisyon alınca. Üst üste 6 sayı geldi Al Horford'dan son 5 dakika içerisinde. İyi savunma LeBron'a. Hücum reboundu faulüm var, zıplamayacağım. Atışı isabetli. Yani 2-3 hücum reboundu çeksek maç şu an bitmişti arkadaşlar. Şey, savunma reboundu çeksek hücum reboundu zaten almamız zor da. Danny McCarthy. Danny McCarthy LeBron James'e posteri yapıştırıyor. Tam poster sayılmaz aslında ama burada faul de çıkabilirmiş aslında. 1 dakika 20 saniye içerisindeyiz. Bir hücum savunursak
Bunlar olmasın güzel. İki serviste tuş kullanacak. LeBron basket foul isteyeceğim en kötü şeydi. Ki LeBron'un foul kaçırma potansiyeli de var. İlk atışı isabetli. İkinci atışı da isabetli. Danny McCarthy boşluğu buldu, atışı isabetsiz. Ooo, Sujun basket faul olmasın. LeBron'dan bir basket daha. LeBron'dan bir basket daha. Maçın sonları yine krize bağlandı. Kyrie. Zor bir şut. Kyrie Irving son bölümlerde yine ortadan kayboldu. Tamamdır. Artık geç kalmadıysam topları ben alacağım. Ben kullanacağım yani. LeBron son bölümde çok etkili. LeBron bir düşlük mü gönderecek? Üçlü isabetsiz Danny McCarthy çekti savunma reboundunu. Danny McCarthy basket faul olmadı. Kritik iki servis atış. Bir tane atmam çok önemli. Sadece bir tane atmam çok önemli. 88'de ilk atışım isabetli. Böylece üçlük tehditlerini ortadan kaldırmış oldum. İki hücuma çıkarttım şu anda. Bunu da atarak daha da rahatlamak istiyorum. İşte bu. 119-114. Mola Cleveland'dan. Baskette dönseler bile taktik faulleri başlayacaklar. Küçük çaplı bir mucize gerekiyor şu anda Cleveland'a. Üçlük yiyemezsek çok mutlu olacağım. LeBron. Gitmedi üçlüğe. Ben zorlu üçlük atın dedim şu anda. Ne gerek vardı o yardım savunmasına? Ve taktik fauller başlıyor. Danny McCarthy iki serbest atış kullanacak. MVP sesleri TD Garden'da. Bunu da atarsam fark tekrardan iki hücuma çıkacak. 2'de 2 Danny McCarthy, 1 mola daha Cleveland'dan. Bu defa yardım savunması falan yok. Az önce kötü bir üçlük yedik benim hatam yüzünden. Ah, dayanamadım yine. Kevin Love çok zor bir üçlük deneyecek. Kevin Love yok artık. Atışı isabetsiz. Amir Johnson. Gordon Hayward iki servis atış kullanacak. Zaten bir tane atsa büyük ihtimal maç bitecek. İlginç maçta bu arada yine bir üçlük yedik. Bu ilginç maçta neden ilginç diyorum? Çünkü iki ayrı hikaye oynandı bu maçta bildiğiniz. Bir tanesi ben oyundayken ve diğeri de ben oyunda yokken paralel evrenlerde oynanan iki maçın tek bir evrende birleşmesi gibi oldu. Gerçekten 123-120 yine sonlara doğru maçı krize sokmayı başardık ama yine de galip gelmeyi de bildik. Özellikle son bölümde Al Horford ve Kyrie Irving'in performansları ile 1-0 öndeyiz. Klasik maç sonu değerlendirmemiz. Danny McCarthy 38 sayı, 9 rebound, 6 asist, 23'te 13. Kyrie 28 sayı, Al Horford 17 sayı. Jamie Benz kenardan gelip 15 sayı, 17 dakikada bugün bizi sırtlayan isimlerdi. Kyrie güzel performansını sürdürmeye devam ediyor. 28 sayı, 9 asist, 2 top çalma gayet iyiydi bu maç. Diğer cephede ise Kevin Love gerçekten çok iyi oynadı ama yeterli olmadı. LeBron bütün maç varla yok arasıydı. Son bölümde sadece etkisini gösterdi. Isaiah Thomas bir ara insan dışı oynuyordu. Neyse ki ben kenara geldikten sonra o da kendine gelmiş. J.R. Smith'in 14 sayı atmasının tek sebebi benim. Daha doğrusu 4 üçlük atmasının. Çünkü yardım savunmalarına gideceğim derken çok boş kaldı ki son pozisyonda da gördünüz. Inglis de biraz mecburen oynamak zorunda kaldı ama J.R. Smith ve Inglis gerçekten bu maçta iyi değillerdi. Tristan Thompson yine Tristan Thompson'daki bu 14 rebound çekmeyi başarmış. Evet arkadaşlar, genel maç durumu da şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, ben burada izninizi istiyorum. Seride 1-0 öndeyiz. Bir sonraki maç serinin ikinci maçı olacak. Yine kendi evimizde oynayacağız. En azından sağ avantajımızı korumayı şimdilik başardık. Kendinize iyi bakın. Videoyu da ilgili yorumlarınızı görürseniz bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız da kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.